Merhaba arkadaşlar, Micro Discovery kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber yeni bir inceleme serisine başlıyoruz ve bu serimizde insan dokularını inceleyeceğiz. Serap, bu hafta hangi cihazla çalışıyoruz dostum? Bu hafta PK5000 trinoküler biyolojik mikroskop ile epitel doku incelemesi yapacağız. Epitel doku? Evet. Videomuza geçelim mi hemen? Geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi incelememize başlıyoruz. Hemen incelemenin başındayken epitel dokunun ne olduğunu size açıklamam gerekirse, vücudun iç ve dış yüzeyini örten, araları çok sıkı olan epitel hücrelerinden oluşmuş, altlarında bazal lamina denilen bir tabaka bulunduran özelleşmiş bir dokudur. Yani aslında epitel doku dediğimiz taraf vücudu dışarıdan ve içeriden koruyan dokuya epitel doku diyoruz. Doğru mudur? Evet abi. Yani bir nevi kalkan diyebilir miyiz buna? Evet. Ayrıca sinir ve kan damarları yok abi bunda. Yani sadece sadece doku. Koruma kalkanı. Evet. İçeride ve dışarıda bulunan bir dokudan bahsediyoruz. Aynen. Şimdi... Yani baksana zaten aslında görüntülerde de bakıldığında hani böyle sanki çelik yelek gibi. Yani... Şey gibi, hücre hücre bölünmüş gibi. Şimdi şeye geldik. Zaten epitel doku hani katlı hücrelerden oluşan bir yapı. Kaç x'de şu anda? Şu an 12'si aldım ben görüntüyü. Bak burada katmanlar biraz daha belli. Yani çok ufak, çok ince olmasına rağmen, yani mikron seviyede incelikli olmasına rağmen evet. Katmanları şimdi göstereceğim ben. Baksana abi çok ilginç ya. Yani diyor açıklamada da diyordu ya, araları çok sıkı olan epitel hücrelerinden oluşmuş. Yani şu gördüğümüz her bir daire epitel hücresi aslında. Evet. Bunlar böyle yan yana gelerek birbirine tutunarak aslında epitel dokuyu oluşturuyorlar koruma kalkanını. Şu an katmanları şey yapıyorum, odaklıyorum. Bak görüyor musun abi? Altta da ayrı ayrı şeyler var, hücreler var. Çok çok küçük. Mikron seviyede. Belki mikrondan daha küçük. Kesinlikle. Yani bir sürü epitel hücreden oluşuyor bu. Muhteşem ya. Aslında bunun mesela elinize dikkatli baktığınızda elinizdeki o ufak minik ince çatlaklar vardır. Aslında bu da epitel doku diyebilir miyiz? Evet, bildiğini? Aynen. Ya bu ayrı zamanda şey yapıyor abi. Vücuda gelen, dıştan gelen bir müdahaleyi algılamayı sağlıyormuş. Yani tamamen bir koruma kalkanı. Evet, aslında evet. Şey gibi, X-ray cihazları olur ya, hani kızılötesi olarak aynen. Takip ediyorsun. Bir şey geliyor, dikkat et diye uyarıyor seni. Çok ilginç ya. Yani içeride de mesela dışarıda koruduğu gibi içeride de vücudun içinde de bunun birçok görevi var. Mesela akciğer organı da oksijeni alır ve karbondioksidi dışarıya veriyor. Yani faydalı olanı alıp evet. Faydasız olanı dışarı atıyor. Birçok salgı üretiyormuş aynı zamanda. Yani dıştan gelen şeyleri mesela örnek vereyim su temasını filan şey yapmamızı hissetmemizi sağlıyor. Aslında sinir ve neydi o? Sinir ve kan hücresi yok ama hissetme duyusunu sağlıyormuş abi. Anlıyor. Aslında bu bana biraz anlamsız geldi. Genelde insan kas sistemi sayesinde bazı şeyleri algılar ya. Biz de şimdi bunu hani sizlerle videomuzu paylaşmadan önce detaylı olarak araştırmasını yapıyoruz. Bu bilgilere ulaşınca biz de şaşırdık evet. Ve mesela sindirim sistemi tarafından sindirilmiş olan vitaminlerin, suyun ve besinlerin bağırsaktan emilimini gerçekleştiriyor. Yani hem bir koruma kalkanı vücutta hem de içeride çalışan bir organizma evet. Aslında. Ya şimdi bizim bir bakıma bahsettiğimiz herhalde dış yüzeyden de bahsediyoruz. Ama vücut içerisinde de epitel mevcut olduğu için onların görevi daha farklı herhalde. Yani epitel doku aslında üçe ayrılan bir doku Serap. Doku, salgı ve örtülü epitel olarak geçiyor. Yani üç farklı epitel doku var. Evet. Yani içeridekilerin görevi farklı, dışarıdakilerin görevi farklı. Yani zaten özellikle hani bakıldığı zaman da çok her insan vücudunda olan her bir parçacık gibi yakından bakıldığında çok farklı bir dünya bu epitel evet, doku. Kesinlikle. Mesela şu an bu baktığınız gerçekten mesela kenar sınırını görüyorsunuz şu an. Çok evet. İnce, çok ufacık bir dokudan bahsediyoruz. Alttaki katmanları görüyorum. Sanki üzerinde bir kum tanesi varmış, kum birikintisi varmış. Şu an varmış kaç x'desin Serap? Şu an 40x'deyiz. 40x'de. Evet. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Bir yani yerde 400x'de misin? Tekabül ediyor. Netle bak. Şu netlemeye başladığın zaman direkt epitel hücreler ortaya çıkıyor. Aynen. Bir saniye abi. Şöyle biraz dolaşalım. Sınıra geldik yine. Evet. Bak mesela şunlar. Baksana abi ya.
Sanki böyle her biri bir hücre gibi ki bence bu hücrede hücre daha büyük bir şey. Her birinin adı epitel hücreler deniyor buna. Yani şu gördüğümüz her bir adacık epitel evet. hücre. Gerçekten muhteşem. Çok güzel. Şu an kaç hücresi? Bir saniye abi. Odaklamaya çalışıyorum. Şu an 100x'i aldım ama immersion yağı kullanmadım bunda. Normalde odaklamayı netleştirmek için daha iyi, daha sağlıklı görüntü almak için immersion yağı kullanmak gerekiyor. Birazcık bir net bir görüntü verebilir. Sen 40x'i aldım geri. Bir saniye abi. 40x'teki görüntülere bakalım. Yani çok ince çok olduğu için ya. Çok net yani, bir görüntü alamıyoruz. Baksana böyle tam güzel. Sanat eseri bu ya. Evet kesinlikle. Evet arkadaşlar, bu haftalıkta bir incelememizin daha sonuna geliyoruz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Bu videoların devamı için beğen ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.